Şöyle namazımı kıldım arkadaşlar. Sabah namazını. Haydi bakalım. Şimdi Kur'an okumaya gidiyoruz. Şöyle çay suyunu koydum arkadaşlar. Şimdi birazcık bulaşığım var. Şöyle ortalık kahve köşem gayet güzel. Orada bisküvi koymuşum şimdi oraya. Şimdi sabahın körü. Seher vakti geçti. Şöyle çiçeklerim hava esiyor. Gece çamaşırlarımı aldım içeriye. Hava biraz soğumuş. Daha ben denize gireceğim. Girecektim. Sabahar gelmeden. Şöyle Kur'an'ı okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Ya çiçek düşmüş yine de. Ben halledeyim onu bir dakika. Şöyle bir çay keyfi yapıyorum arkadaşlar. Çayım demledi. Eşim demledi. Ben sıcak suyunu koydum. Şuraları şöyle bir sildim. Görüyorsunuz daha dışarısı karanlık. Çok rüzgar var. Birazcık ayaz başlamış. Haydi görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar ben giyindim, kuşandım. Dışarıda simit yemeye gidiyoruz. Sabah keyfini yaptık. Şurada oturduk, çayımızı içtik. Şurada birkaç bulaşığım var. Gidiyoruz şeye yakın bir yerde simitimizi yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz, geleceğiz. Bugün böyle bir değişiklik olsun. Dün de hiç dışarıya çıkmamıştık. Hadi görüşürüz bakalım. Arkadaşlar dışarıdan geldik, kahvaltımızı ettik. Birisi poğaça yedi, birisi çikolatalı açma, birisi börek yedi. İşte gelirken marketten fırın poşeti alayım diyerekten girdim. Şöyle aldım. Göstereyim ben size, durun. Şöyle Miray'ın rahatsız olduğu için şey aldım, portakal suyu. Şöyle bir şey, yarışma var falan filan dedi. Ben çok içiyor zaten, onu da aldım. Şöyle 4 tane süt aldık. Kendime şimdi bir kahve içeceğim. Bak, sütlü kahve. Bu Türk kahvesi. Dondurma. Yaz çayı varmış. Şimdi ondan aldım. Yeşil çaylı. Fırın poşetim sonunda buldum. Bugün köfteyi patates yemeği yapacağım fırında. Şurada yarışma var dediler. Dedim al vereyim ya, ne olacak. Her zaman almıyoruz da bugün. Bir ayda biraz evde olunca yer diye düşündüm. Aldım arkadaşlar. Şöyle bir muz aldım. 3 tane. Bizim barla semiye başlamış muzu. Geçen aldırdım. Şey, yani istedim. Hemen de. İçine böyle detoks falan doldursam mı diye düşündüm böyle. Hani. Ya da suluk olarak mı kullansam. Uygunmuş, 12 lira ama öyle bir şey. Kahveye 2 tane aldım. Miray da aldı da şey bardak götürmüş var. Pipetli bardak aldı. Aldıklarımız bu kadar. Şunu Miray içecek şimdi, içer. Miray hadi ilaçlarımı getir, işçi vereceğim. Bu kadar arkadaşlar. Fırın poşeti almaya diye girdik. Miray bir de o cüzdan aldı. Ha, bir cüzdan varmış bir tane. 25 lira onu aldı. Öyle işte. Cüzdan nerede ya? Bardak aldı. Peçetem nerede? Şu peçeteyi kullansana. Diğer peçetem nerede? Onu ben tuvalete koydum. Niye tuvalet koyuyorsun anne? Kullanmıyordun ne güzel. İlaçları ver de içireceğim hadi. Bir de onu yıkamadan kullanma, pipetli bardak aldı şöyle kapaklı. Ben peçeteyi alıyorum. Şöyle makyaj bak yaptım.
Önce nemlendirici power yapmıştı da. Nemlendirici sürüyor. Sonra işte bütün vücuda şey sürüyor. Yani fondöten. Benimkinde böyle çırılıyor fondöten. Ben de şöyle gözlerime sürdüm fondöten. Birazcık belli bakın. Fondöten değil. Sonra üç renk far sürdüm de onu da işte ayarladım biraz. Fondöten. Şey, parlatıcı sürdüm. Fondöten değil. Benim makyaj fondöten. Fondöten. Bugün de diş şeylerim gelecek böyle bir. Dişe sürüyorsun beyazlıyor. Daha önce kullandım faydası olmuştu. Yok hiç faydalı değil. Ben de hani ben böyle jel sürmüştüm ya. Ben de denemiştim. Onun bir de şeyi varmış böyle silgisi varmış. Onu almadım da şimdi şey aldım böyle. Dişe sürüyorsun. Beyazlatıyor şey. Peçetemin yanına kahverengi var ya onlar. Arma bunu. Hadi ilaçlarını vermeyecek mi? Ha bir dakika bunu. Porçöz alacaktım. Dedim akşam eşim getirsin. Şimdi ağır gelecek. Ondan sonra ağır. Şey alacaktım. Yağ çöz. Onu da akşam eşim getirsin dedim. Akşamdan ıslatacağım. Sabaha kadar bekleyecek. İlaç vereceğim Miray'a da. Hadi ben burada kahve içeceğim. Bir de dondurma yiyeceğim. Miray'ın da dondurmasını götürdüm dondurmanı. Onu iyi. Şunu yiyeceğim, iyi vereceğim. Hadi görüşürüz. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün ne yapacağım işte? Evleri süpüreceğim. Çiçeklerimi yıkayacağım. Aa çiçek toprağı alacaktım, değiştirecektim. Tüh. Anne adam dedi ki çok içmenize çiçek, gerek yokmuş. Çiçek toprağını iyice dolduracaktım. Anne öğlen için. Tamam aşkım da biraz iyi oldu diyerekten. Hayır ben adam dedi ki çok şurup içmeyin. Şeyle bitkiselle geçirin. Hadi görüşürüz selamlar. Hadi öğlen için.
Spor zamanı arkadaşlar. Haydi spora. Bir dakika. Evet. Spor yapınca böyle bir şey oluyor. Şuralar falan böyle göbek acımaya başlıyor. Bel ağrısı falan oluyor. Sporla ilgili. Kısa bir spor yapacağım yine. Hani şimdi mutfağa kadar süpürdüm. Şey oldu. Kaldı. Süpürge ısındı.
Ondan sonra o arada ben sporumu yapıp o arada kuşluk namazını kılacağım. Bu kadar. Şimdi diğer şeylerimi yapayım, hareketlerimi. Nasıl yapayım? Şöyle. Ve şunu yapayım. Şöyle. Sıra geldi şınava. Ve ay sırt ağrısı için you
Şimdi biraz dinlenme. Şimdi diğer taraf. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Birazcık zıplayalım. Haydi. Şimdi biraz da şey yapalım. Ne yapalım? Zumba. Thank you.
Aydın birazcık. Kadarmış. Süpürgemin ömrü bu kadarmış. Hadi bakalım. Şimdi tekrar devam ediyoruz zumba'ya. Zumba. Başka hangi hareketler vardı? Şu. Telefonum bu arada niye böyle oluyor? Şöyleydi. Dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. İki, üç, dört. Bir, 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 iki, üç, dört. Sonra neydi? Şöyle. Lay 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 lay. Neyse bu kadar yeter şimdi. Şu. Bir, iki, dört, beş, altı, bir,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6. Şöyle bir şey vardı. Bu kadar yeter. Öbür neydi? Şu. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Onun gerisini bilmiyorum. Şimdi biraz daha zıplayalım. Bu kadar yeter. Şimdi şu hareketi yapayım. Ondan sonra yeşil çayımı içeyim, tereçeyim, daha çalışmaz süpürge. Diğer şehir daha hatırlayamadım. Zumba'yı.
hareket sporumuz bu kadar. Şimdi esneme hareketi yaptım, bitiyor. Arkadaşlar, süper, gayet de iyi oldu sporum. Arada temizlik arasında sporu da çıkartmış oldum, bakın. Şimdi şey olduğu zaman, süpürgem geçtiği zaman şey yapacağım, süpüreceğim. Arkadaşlar, artık yeşil çimlak ettim değil mi? Yeşil çay arıyorum. Şu anda varsa yeşil çay içeceğim. Yok ise artık bir şeyler bulacağız. Form çayı buldum. Limonlu maydanozlu form çay. Şuradan beraber bulalım, gelin. Hatta şöyle yapalım. Var mı burada yeşil çay? Yok. Almadım tabi, unuttum ben bu arada. Böğürtlen var. Doğadan form çay var. Ada çayı var. Ay. Neyse. İlla ki vardır aralarda ama ben göremiyorum. Tüp. Şu detoks. Güçlü hisset. Şöyle yapsam nasıl olur? Şunu açayım. Aa, yeşil çayım var ya. Bugün almıştım ya evimden. Şu. Bu yeşil çay. Bunu içeyim. Şöyle bir bardak da içeceğim tabii ki de. Aynen şu arkadaşlar. Demlensin, içiyorum. Gördüğünüz gibi ben yine böyle şapur şapur terledim. Şapur 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 terledim gerçekten de. Hey. İlk önce şunu akıtıyoruz. Kireç akıyor önce. Sonra normal suyunu dolduruyoruz.
Aynen böyle arkadaşlar. Şimdi ben size şurada bir söyleyeyim. Temizlik videosunu çekeyim. Onu diğerini zaten ben şey yapmıştım. Ayrı yapmıştım. O ikisini birleştirir, hızlandırılmış olur. Küçücük minnacık küçük odayı da hızlandırmadan süpürmüş oldum. Sporla beraber atacağım onu yavaş hızlandırmadan. Böyle arkadaşlar, bugün yapacağım başka bir şey, yemek yapacağım işte. Şeye koymuştum yukarı buzluk çekmecesine, orada da donuyor falan da. Köfte 2 gündür bekliyordum, hatta biraz böyle şey olmuş, yumuşamış. Açıkçası pek de içime sinmez öyle, aşağı dolaba koysam da. Onu atacağım herhalde. Onun yerine yeni bir köfte alabiliriz dünden. Eşime söyleyeyim, o getirsin. Köfte. Köfteyi kaç gündür yapacağım. Bir şey bulamadım. Öyle arkadaşlar işte. Aynen böyle. Kamerayı ben bir türlü ayarlayamıyorum da. Arkadaşlar. Görüyorsunuz arkada çay semaverim var hep. Bu köşe benim köşem. Meyvelerimiz genelde orada oluyor işte. Yazın hiç koyamadık da kışın koyacağız. Dışarıda. Her gün yıkanıyor. Bugün yıkamadım, o başka mesele. Her gün yıkıyorum ki hani her gün yenilsin diye. Açıkta da olsa yine yiyen kişi illa bir yıkıyor muslukta. Böyle arkadaşlar. Aynen böyle. Şu an çay içeceğim. Yeşil çayımı demleniyor. Daha demlenmemiştir diye düşünüyorum. Şöyle. Birazcık koyup içeyim. Birazını. Ananaslı, limonlu, yeşil çay. Biraz demlensin, öyle içeyim. Biraz da su içeyim. Çok iyi oldu spor yine gerçekten. Spor videosunda ama yorumlarınızı biraz daha dikkatli yazın arkadaşlar. Spor yapmak. Şimdi bir de ben şey falan içiyorum ya, onun için hani böyle bir şeyi açıyor yani, nefes alıp verip spor yaptığım için böyle tamamen açıyor şu boğaz kısmı falan, çok iyi oluyor. Bakın konuşmam bile değişiyor. Ben kuşluk namazını kaçırdım. Hemen bir hızlı bir şekilde kılayım. Hadi Allah kabul etsin. Hadi selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar. Ben ne yapıyorum şimdi biliyor musunuz? Köftemin bayatlamadığını hissettim. Çünkü zaten öğleye doğru almıştım marketten. Don gelmişti. Çekmeceye koydum. Burası da soğuk. Bir gün geçti aradan. Soğuktu dolapta. Yani bozulmadı. Hani bazen kıymayı bile koyarız. Bir gün bekletiyorum. Bir şey olmuyor. Onun gibi. Ama Miray dedi ki anne ben şey yiyeceğim dedi. Mantı yiyeceğim dedi. Ben de hazır mantıyı ne yaptım içeceğim. Su az içinde su ilave edeceğim şeye, semavere. Şöyle zeytinyağı koydum. Ama öyle pişireceğim. Gördüğünüz gibi su bitti. Sarımsak tozu, yoğurt. Miray ayranla yer, ben yoğurt diyelim. Geçen de canım çekmişti. Hani besleyici bir değeri yok ama doyurucu değeri var. Kalsiyum var içinde. Başka da bu kadar. Sebze meyve grubundan meyve yeriz, elma ya da karpuz yeriz ama protein grubundan da artık şeyler yeriz. Protein grubundan fındık. Fındık yerim ben, Emirah yemez. Ona da bir şeyler
Bakarım artık ne yiyecekse ona göre ayarlarım. Bugün de böyle protein, yoğurt, sebze grubundan hepsinden karıştırıp yiyeceğiz. Yine de besleyici bir yemek olacak. Şimdi ben bunu koydum. Üzerine su ilave edeceğim. Pişecek yoğurt bir şekilde yiyeceğiz. Şu yoğurtu karıştıracağım. Yoğurdun suyundan da koydum. Yoğurdun suyunda B12 vitamin mi var ya? Belki protein de vardır. Şöyle üzerine sos hazırlayalım. İçine kırmızı biber, nane, kimyon, karabiber, köri. Sebze grubunu da tamamlamış oldum. İçinde nane var, nane. Biraz zeytinyağı koyalım. Ondan sonra ilave edelim. Makarnanın yarısı pişti. Şöyle kırmızı biber. Bu baharatlar çok sağlıklıymış. Baharatlar. Bolca nane. Suyu ilave edelim hemen. Şöyle 2 kaşık nane, ondan sonra karabiber, sonra köri, koy.
koydum arkadaşlar. Gayet de lezzetli olacak. Şöyle salça bile koymadan şöyle gayet güzel güzel koktu mis gibi. Yoğurt hazır, o hazır. Tamam. Bunlar rola girecek. Şöyle su koyalım. Çay damlamaya semaverime su koyma kabını buldum. Acı biber de olur, bir acı biber yer. Ayrandan, o öyle olacak. Bu kadar. Domates de doğrayabilirim. Şey oluncaya kadar, öğün oluncaya kadar yapacağım, bir dakika. Mantı oluncaya kadar içeriye süpüreyim. Biraz da televizyon izleyeyim, bir bakayım ben. Hadi bu arada süpürelim evleri.
çalışıyor. Silmeyeceğim vazgeçtim. Koltuğun şurasında bir leke var. Salon temizliği bitti gibi bir şey işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok az bir yer kaldı. Ay. Çok az bir yer kaldı. O da temizlik olarak düşünmeyelim. Mantım pişti galiba. Pişmiş de çok azıcık şey olsun böyle bir kapakla iyice çeksin falan. Şöyle Mireye hazırladım mantığı, meyve grubundan sebze, portakal suyu, sonra çam fıstığı, protein grubundan şöyle fındık, çam fıstığı grubu. Galiba yeterli. Benim de soğuyacak, yoğurt yapacağım. Şöyle yiyeceğim arkadaşlar. Oo. Çok güzel görünüyor. Çatalla mı yedi, kaşıkla mı? Baya güzel, hadi bir yapmalım, bize afiyet olsun. Ben burada yiyeceğim. Mila televizyon izlerken yiyecek. Biz sadece kahvaltılarda bir araya geliyoruz. Bazen yemeklerde de bir araya geliyoruz. Bazen böyle keyfi davranıyoruz. Hadi selamlar, sevgiler bu güzel günde. Allah huzur, mutluluk, iman versin hepinize de.